Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemden öğrendiğim ve çok severek yaptığım kısır tarifini yapıyoruz. Kısırın en lezzetli hali diyebilirim. Hadi tarifimize bir bakalım. Ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hemen size de sayıyorum. 1,5 su bardağı yani 300 milim kısırlık bulgur kullanıyoruz. 1 adet kuru soğan. 1,5 yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 6 dal tarzı soğan, 3 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 adet domates ve 1 adet limon kullanıyoruz. Baharatlarımıza gelecek olursak 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı da tuz kullanıyoruz. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle bir adet kuru soğanımızı küçük küçük doğruyoruz ve bir yandan da 1,5 su bardağı kısırlık bulgurumuzda yine 1,5 su bardağı sıcak su ekliyoruz ve streçleyip bulgurlarımızın şişmesi için 20 dakika kadar bekletiyoruz. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 3 adet sivri biber, 1 adet kapya biber ve 6-7 dal taze soğanımızı küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Domateslerimizi de kabuğunu soymadan yine küçük küçük doğruyoruz. 1 adet limonun da tamamını sıktıktan sonra hazırlıklarımız tamamdır. Artık ocağımızın başına geçip soğan ve salçamızı kavurabiliriz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz. Soğanlarımıza 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız yeterince kavrulduktan sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını da ekleyerek kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. 20 dakika beklettiğimiz kısırlık bulgurumuzu karıştırıp borcamamızı alıyoruz. Kavurduğumuz soğan ve salça karışımını da üzerine güzelce ekliyoruz. Soğan ve salça kavrulduğunda gerçekten kısır çok daha lezzetli oluyor ve çiğ kokusu hiç olmuyor. Kesinlikle bu şekilde denemelisiniz. Yeterince karıştırdıktan sonra artık yeşilliklerimizi ve domateslerimizi ekleyebiliriz. Sonrasında baharatlarımızı ve tuzumuzu ekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğiz çünkü kavururken az zeytinyağı kullanmıştık. Zeytinyağından en doğru şekilde faydalanmak için yemekleri pişirirken az kullanmak, piştikten sonra soğuk sıkım zeytinyağı eklemek en doğru yöntemdir. Sizin de bu şekilde kullanmanızı öneririm. Ve siz de kısır ekşi olmazsa olmaz diyorsanız benim gibi bir limonun tamamını sıkabilirsiniz. Ve kısırımı servis etmek için artık hazır. Ben hemen tadına baktım. Ekşiliğiyle, baharatların uyumuyla ve her şeyiyle çok lezzetli olmuş. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.